Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle Passat'la beraberiz. Yağmurda şöyle bir sürüş yapacağız. Kocaeli'ne doğru gideceğiz. Sapanca'dayız. Bakalım Sapanca'dan Kocaeli'ne doğru nasıl bir yol olacak? Yolda mazot da alacağım ben. Biliyorsunuz mazot fiyatları bugünlerde birazcık yükselişe geçti. Tekrardan inerken inmiyor. Yükselince anında yükseltiyorlar. Böyle kontak açalım. Yani mazotumuz var gibi gene ama ben dolduracağım yarıdan biraz az. Şöyle göstereyim. Yarıdan biraz az ama doldurayım diyorum bu aralar çünkü gene zam gelme durumu var. Bir çalıştıralım arabayı. Evet. Camda normalde hızlı cila vardı. Kullanıyordum biliyorsunuz Velkar'ın ama kalım uzun zamandır kullanmadım. Etkisi kaldı mı kalmadı mı onu göreceğiz. Şu an güzelce süzülüyor sular. Bakalım yolda nasıl bir etkisi olacak rüzgarın etkisiyle, hızlanmamızın etkisiyle. Ben şimdi kafamı alayım sizlere, otobana doğru çıkarken görüşürüz. Evet arkadaşlar, yola çıkıyoruz. Kemerimizi bağladık, otobana gireceğiz. Onunla otobandan devam. Bayağıdır bir 15 dakikadır bekliyorum motor ısınsın diye. Sizler nasılsınız? Keyifler iyidir umarım. Ben çekimlere devam ediyorum. Tam gaz durmadan. Bugün Passat'la bir sürüş yapalım istedim. Polo'yla çok fazla talep gelmiyor malum. Passat istiyorsunuz. Yorumlarda da bu şekilde dönüş sağladığınız için Passat'la Polo sürüş yapalım dedim. Yağmurlu bugün. Bir süredir güzel gidiyordu aslında havalar ama artık yağmurlar başladı. Bir hafta kadar bir yağmur olacak. Ondan sonra tekrardan havalar eski haline, o güzel güneşli haline dönüyor. Bugün Sapanca'dan Kocaeli'ne doğru bir yol yapacağız. Sizlerle şöyle bir sohbet edelim istedim. Keyifleriniz nasıl, iyi mi? Hızlı cilaya bakıyorum. Biraz daha etkisini sanki kaybetmiş gibi ama bu hızlarda çok fazla belli olmuyor. Biraz daha yüksek süratlere çıkmamız lazım. Onun için otobana çıkacağız. Otobanda bir sürüş gerçekleştireceğiz. Bu Apple CarPlay ile ilgili birkaç soru var. Onu buradan cevaplayayım istiyorum hazır şu an gözüme takılmışken. Apple CarPlay arkadaşlar Volkswagen grubunda kablolu bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Ya hemen burada bakın benim flash taktığım bir yer var. Oraya Type-C ile giriş sağlayabilirsiniz veya kolçakta bir tane giriş yeri var. Oradan telefonunuza bağlayabilirsiniz. Bağladıktan sonra direkt menü diyorsunuz. Menüde Apple CarPlay çıkıyor. Basıyorsunuz ve direkt o CarPlay menüsü hemen bu menü sizlerin karşısına geliyor. Buradan istediğiniz gibi olan uygulamalara erişim sağlıyorsunuz. Video izleyemiyorsunuz herhangi bir şekilde. Bunu zaten Volkswagen izin vermiyor. Bunun için gizli özelliği açmanız lazım. Gizli özelliği açarsanız video izlemeyi de aktif hale getirebilirsiniz. Şimdi otobana çıkacağız. Hem ortalamamızı da bir sıfırlayalım. HGS yavaş yavaş oturdu. Hani o ilk baştaki sıkıntılar şimdilik yaşamıyorum. Umarım bir daha yaşamam. Şöyle sıfırlayalım ortalama hızımızı. Evet, şimdi yola çıkıyoruz. Bakalım Kocaeli'ne vardığımızda yakıt durumumuz nasıl olacak? Yolda dediğim gibi yol üzerinde bir petrole uğrayacağım, mazot alacağım. Hem fiyatlara da biraz bakmış oluruz. Bu lüks araç çekimlerine ben devam ediyorum şu anlık. Sizler keyifli buluyor musunuz? Lüks otomobillere devam edelim mi? Yoksa biz normal kendi standartlarımıza dönelim mi arkadaşlar? Bunları da yazarsanız memnun olurum. Lüks araç bulmaya çalışıyorum birkaç tane daha ama şu an için gerçekten kolay değil. Çünkü her yerde hem bulamıyorsunuz hem de bu çekim izni konusunda biraz problem olabiliyor. Ama izin aldıkça buldukça ben sizlere o çekimleri gerçekleştireceğim. Yavaş yavaş 10.000 aboneye doğru da ilerliyoruz. 10.000 abone olduktan sonra güzel bir video düşünüyorum ben. Bakalım, inşallah güzel bir içerik çıkaracağım. Gene lüks bir otomobil olabilir, onun sürüşü olabilir. İleriki günlerde artık bir 10.000 aboneye yaklaşalım.
O zaman harekete geçerim diyorum. Yaz lastiklerine geçtim. Yaz lastiklerine geçtikten sonra yakıt konusunda biraz daha iyileşme olduğunu düşünüyorum. Biraz daha iyi değerler gelmeye başladı çünkü. Normalde böyle 4.8'lerde falan seyrederken 4.5-4.4'lere falan düşmeye başladı. Hatta geçen bir sakin kullanım yaptım canlı yayında. Gene Sapanca'dan çıktım. Kocaeli'ne gittim. 3.9 yaktık arkadaşlar. Ortalama 110 km, 100-110 km arası gittik. Hatta şu anda bir 120'ye sabitleyelim. 120 sabit gidelim. Yıkama videosu yapacağım. Ya bir türlü yapamıyorum çünkü hava bir gün ısınıyor, ikinci gün yağmur. Tekrardan bir iki gün ısınır gibi oluyor. Üçüncü, dördüncü gün tekrar bir yağmur geliyor. Hani yıkadığıma, temizlediğime de değmeyecek. Güzel bir yıkama videosu yapmak istiyorum. Bekleyen arkadaşlar da var. Onlar da hani buradan hani kusura bakmayın. Şu an benim yaşadığım Sapanca'da yağmurlar sürekli var. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Sapanca buralar. Sürekli bir yağmur bir açıyor, bir yağmur bir açıyor ama güzel bir hava yakaladığım zaman kesinlikle yıkama videosu gelecek. Birkaç ürün var, denemek istiyorum ben de, sonucunu merak ediyorum. Onları da deneyemedim. Bakalım ileriki günlerde ne olacak, bakacağız. Şimdi bir sileceği kapatacağım. Bakalım nasıl bir etkisi olmuş. Sadece sileceksiz gitmeyi deneyelim. 120 km'de yukarı doğru sular gidiyor. Ama biraz daha hızlı olabilirdi. Bayağıdır çünkü kullanmıyorum. Hızlı cilam bitti. Yani beğendiğim bir ürün olduğu için sürekli kullanma halindeyim. O yüzden çabuk bitirdim sanıyorum. Bakalım tekrardan alacağız inşallah. Ama şu anda kaydırıcılığı bu şekilde. Su tutmuyor. Çok fazla görüş açısını da engellemiyor. Gayet iyi şu anda. Ama daha iyi olacaktır tekrardan tazelediğimizde hızlı cilayı. Hızlı cila konusunda memnunum yani. Onu kesinlikle tavsiye edebilirim sizlere. Geçtiğimiz günlerde Opel Grandland'in yeni kasası çıktı arkadaşlar. Tamamen yenilenen bir yüzüyle karşımızda. İleriki günlerde onun da videosu gelecek. Bir inceleyeceğiz bakalım nasıl olmuş. Ya ilk izlenimlerimi söyleyecek olursam şu an için Opel bütün arabalarını aynı kasa, aynı tip ve aynı iç tasarıma büründürmeye başlıyor. Bundan önce çünkü Crossland vardı biliyorsunuz. Aynısının biraz büyük halini Grandland yapmış. Yeni gelecek Opel Astra var. Yeni o Opel Astra'da Grandland ve Crossland'in neredeyse aynısı olacak arkadaşlar. Sadece bu farm formları ve stoplar biraz daha böyle dik veya yayvan şekilde oluyor ama görüntü itibariyle aynı. İç tasarıma gelecek olursak ufak tefek farklılıklar var. Geri kalan her şey hemen hemen aynı olacak. Yani Opel artık yeni yüzünü bizlere göstermiş oldu ve geri kalan bütün otomobillerinde de aynısını görmeye başlayacağız ileriki günlerde. Evet, yağmur da bayağı var. Yağmur yağdığı zaman benim en çok dikkat ettiğim şey, bir takip mesafesini biraz korumak lazım. Çünkü görüş açısı bir anda kaybolabiliyor. Yan taraflarda tırlardan bir su geldiği zaman tamamen silecekler çalışsa bile direkt görüntünüz gidebiliyor arkadaşlar. Onun için birazcık takip mesafesi gerekiyor. Ben şu an sakin kullanım yaptığım için kenara çekerek sakin sakin gideceğiz. Çünkü yakıt ekonomisi biliyorsunuz kasıyoruz şu an bu videoda. Normalde benim hızlarım 130 civarı oluyor. Yani otoban hızı oluyor. Ama şu anda 120 kilometrelerde. Herkesin standart olarak kullandığı hızlarda. Bakalım bu arabayla ne kadar yakıyoruz ki yağmurlu bir havadayız. Yağmurda biraz daha yakıt değerlerimiz yükselecektir. Bayağı da bastırdı yağmur şu anda. Benzin istasyonuna doğru ilerliyoruz. Bakalım kaç litre benzin alacak ve ne kadar bir maliyet olacak bizler için. Burada otoban üzerinde Burger King var bilen arkadaşlar vardır illaki. Kocaeli'ne giderken veya Sakarya'ya dönüşte. Hemen burada Shell'den alıyorum mazotu. Ne kadar olmuş bir ona bakalım. Mazot. 22.07 gösteriyor şu an için.
Hadi bakalım. Bayağı da burası işlek olduğu için sıra var. Bekleyeceğiz. Şurası çıkıyor gibi. Oraya girelim. Ya bu kasa A4'leri çok istiyordum da. Fiyatlar hem yüksekti hem de düşük kilometre bulamadım. Yoksa tercihim böyle bir A4 olacaktı. Özellikle 2.0 TDI Quattro'larını çok istiyordum. Ama maalesef o zamanki fiyatlar 450 bantlarındaydı. Passat 380 bin liraydı. Passat'ı tercih ettik. Evet, şöyle duralım. Abi dolduruyoruz. Bakalım ne kadar ara olacak. Hep beraber göreceğiz. Bizden önce alan Audi 40 litre almış. 780 liralık bir ücret ödemiş. Biz Passat'tan bakalım ne kadar, kaç litre alacak. Ya 40 litre alır gibi sanıyorum araçta. Şimdi göreceğiz. 22.07'den alıyoruz. Yavaş yavaş artıyor. Biz 40 litrede 900 lirayı gördük. Abi aldığı kadar koyar mısın? Ne kadar alıyorsa. Evet, 930 lira 42 litre arkadaşlar. Evet arkadaşlar, mazotu aldık. Şimdi yola devam edeceğiz. Şöyle fişi de verelim. Abi şöyle vereyim. Eyvallah, kolay gelsin. Yakıta bakmadık, buraya kadar ne kadar yaktı araç diye, bir ona bakalım. Bir onu görelim. Şöyle kar diyelim. Sürüş bilgileri. Evet, 16 kilometrede 5.2 yaktık. 120 kilometre ortalama. Ya 120 ile gittik. 92 ortalamamız var. Şimdi Kocaeli'ne doğru devam edeceğiz. Hadi bakalım. Yola çıkıyoruz. Ben tekrardan kafamı alıyorum sizlere. Devam ediyoruz. Buradaki ekranı açtım. Ortalamayı siz de hani takip edebilin diye. Sıcakları sevmiştik ya, özlemiştik de tekrardan böyle bir kış havasına büründük. Evet. İstediğiniz otomobiller var mı arkadaşlar? Onları da soralım buradan, incelememi istediğiniz. Ford ve Volvo'yu eliyoruz. Orada şu an için çekim durumu yok. Audi'de de biraz sıkıntılar var bu aralar. Bir çekim yasağı tarzında bir şey yapmışlar. Çekim yasağı geliyor arada böyle, değişik değişik, anlam veremiyorum ben de. Ama diğer markalarda şu an çekim yapabiliyoruz gayet güzel bir şekilde. Test sürüşlerini yeni otomobiller Grand'den çıktı mesela. Onun test arabası geldiğinde belki inceleme yerine direkt test sürüşü yaparız. Test sürüşüyle hem inceleme hem sürüş, ikisi bir arada olur. Daha iyi olabilir tabi test arabası geldiyse. Diğer marka ve modellerde istediğiniz bir araç varsa onları da söyleyebilirsiniz. Mesela ben hızlı cilayı kullanırken şimdi aklıma geldi. Hemen burada buradaki cama da daha yoğun sıkıyorum ki kaynama engel olmasın su. Daha rahat bir görüş açısı sağlayayım diye. Vallahi bayağı da karnım acıktı. İftara gidiyorum arkadaşlar Kocaeli'nde. Ayıptır söylemesi. Bir iftar yapacağız arkadaşlarla. Bayağı da acıktım. Niyetliyim. Artık bu saatlerde, bu dakikalarda iyice böyle zorlamaya başlıyor artık. Çok bir şey kalmadı çünkü. 7.30 gibi okunacak. Bu saatlerde hafif hafif artık zorluyor. Ama dayanıyoruz, dirayetliyiz yani.
Yeni Honda City. Böyle bir arkasından gidelim bakalım biraz. Yeni City nasıl görünüyormuş. Ya güzel aslında, fena değil. Yani B segmentinde bir sedan otomobil almak istiyorsanız City bence gayet iyi ya. Hani fiyatına göre iyi diyebileceğim bir otomobil. Hani tabii ki beğenen olur, beğenmeyen olur, ona bir şey demiyorum da. Genel itibariyle geniş bir otomobil. Ben yani içerisine oturduğumda, tabii Civic'den ve Accord'a baktığımız zaman çok ince kalıyor araç. Ama içeri oturduğunuzda biraz daha o kabin hacmini anlayabiliyorsunuz. İnceleme videosunu, iki paketini de yapmıştık biz bunun. 5.2 ortalamamız oldu arkadaşlar. Yağmurlu havadan dolayı biraz etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü kuru havada, kuru zeminde çok daha az yakıyor otomobil. Kesinlikle bunun bir farkı var yani. Şimdi yavaş ilerlediğimiz bir trafiğe geldik. Kocaeli'de bir şey kalmadı zaten. Keyif almışsınızdır umarım. Böyle şöyle bir muhabbet edelim istedim. Yağmurda bir sürüş yapalım istedim sizlerle. Bu arada yaz lastikleri de şu anda yağmurda gayet güzel performansı. Ona eminim yani. Bir güven veriyor çünkü bana. Üzerinde Pirelli Cinturato P7'ler var. Gayet memnunum bu lastiklerden de. Öneririm yani, tavsiye ederim sizlere. O zaman hepinizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.